Kendinizi çok özel ve çok farklı hissetmek istemez misiniz? Bir özel ve güzel butiğe gidelim o halde. Merhaba İşkolik programı izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Bandırma'dan sesleniyoruz ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberiz. No 17 Butiğe konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Yağmur Hanım var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Yağmur Hanım merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, teşekkürler. Öncelikle efendim bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim. Yağmur Hanım, ben firmamızdan ve buradaki ürün gruplarımızdan bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize sizleri tanıtmak istiyorum. Yağmur Hanım kimdir ve sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu? Tabii. Yağmur Cömert ismim. 89 Bandırma doğumluyum. Evet. Moda tasarımcısıyım ben. 2011'de İTÜ ve FIT'nin ortaklaşa moda tasarım programından mezun oldum. Son 6 senedir sektörde çalışıyorum. Burası nasıl gelişti biraz onu anlatayım isterseniz size. Ben kendim Bandırmalıyım ama son 15 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Oradan alışverişimi yapıyorum. Fakat Bandırma'da bu konuda ciddi bir eksik vardı. Ben kendim çocukken de bulamazdım bir şeyler. Şimdi hala insanlar aynı şeyi söylüyor. İstanbul'a, Bursa'ya gidiyorlar alışveriş için. Hani bu eksikliği doldurmak için bir Bandırma'ya bir İstanbul havası katmak için böyle bir yer açtık diyebiliriz. Ve şu anda da faaliyetler devam ediyor diyebiliriz. O zaman biraz da firmayı tanıyalım sizlerden. Burayı kaç yılında kurdunuz ve buradaki ürün gruplarında neler var? Tabii. Firmamızı 10 gün önce açtık. Daha çok yeniyiz. Bayağı yeniyiz. Evet. Her tür ürün grubuna yer veriyoruz. Açıkçası istediğimiz hani bir kadın girdiğinde gardırobunda lazım olacak her parçayı bulabilsin. Her yaş grubuna hitap ediyoruz. İşte spor grup var. Tişörtler, kotlar, şortlar gibi. Abiye var, elbiseler, işte daha ağır ceketler filan, etekler, takımlar gibi. Yani her tür ürün gamına girdik diyebilirim. Yani A'dan Z'ye diyebiliriz, evet, değil mi A'dan aslında? Evet, A'dan Z'ye genç yaşlı diyebiliriz. Evet, ama biz de bazen buna rağmen bilinçsiz bir şekilde yaklaşabiliyoruz olaylara. Yani şunu düşünüyoruz Yağmur Hanım. Uygun fiyat politikası maalesef ki bu bizde bir algı. Evet. Hani bizlerin nelere dikkat etmesi gerekiyor bu konularda? Sizin görüşleriniz neler özellikle? Uygun fiyat evet önemli. Biraz ürününe göre de değişen bir şey aslında bu. Bizim hani ürünlerimiz birazcık ikiye ayrılıyor diyebilirim. Gerçekten çok uygun fiyatlı ve günlük ürünler. Ama birazcık daha kaliteye önem veriyorsanız birazcık daha fiyatının yükselmesi gerekiyor. Ama biz mümkün olduğunca düşük tutmak istedik ki herkes gelebilsin. Şöyle bir gerçek var. Kalite ucuza alınmaz. Evet. Yani böyle bir durumda hatırlatmak gerekiyor. Evet. Peki sizin kriterleriniz neler? Yani mutlaka hani olmazsa olmazlar deriz ya. Neleri dikkat ediyoruz siz mesela? Valla ben kendim de tasarımcı olduğum için kalitelerine çok dikkat ediyorum açıkçası. Dikişlerinde bir bozukluk varsa, ne bileyim gözüme batan bir şey varsa onu alamıyorum. Trendleri takip ediyoruz. Kendi zevkime göre ister istemez yol alıyorum. Onun dışında hani ihtiyaç bazlı hareket ediyoruz. Hani bunu alıyorum ama bu kadın bunu nerede giyecek? Hani ya aslında arz talep meselesi evet, biraz. Evet, arz talep meselesi. Çok hani müşterilerimizi de takip ediyoruz. Neler isteniyor, neler bekleniyor. Birazcık böyle karşılıklı paslaşıyoruz diyebilirim. Evet. Ama bence sizin başarınızın sırrı siz de gerçekten işinizi çok severek ve inanarak yapıyorsunuz. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkürler. Çok sağ olun. Evet, İşkolik programı izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Bandırma'dan seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. No 17 Butiğe konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.